Tabii çetelerin varoluşunu, örgütlenmesini, toplumların demokratik kültürüyle iktisadi varoluşlarından bağımsız biçimde değerlendirmek mümkün değil. Demokratikleşmemiş, şeffaflaşmamış, halkın yönetime katılmadığı, herkesin artık değeri olarak değerlendirilen hazinenin toplumda eşit bölüşülmediği ülkelerde toplumu kontrol etmenin, rant elde etmenin bir aracı olarak çeteler son derece yaygın bir biçimde kullanılır. Dolayısıyla çeteleri politik örgütlenmeler olarak değerlendirmek mümkün. Yani bunları sadece hukuksal boşluklardan yararlanarak rant devşiren, hukukun olmadığı yerde siyasal iktidarlardan bağımsız bir biçimde onlara karşı bir isyan geliştiren, mevcut iktisadi tabloya karşı isyan geliştiren örgütlenmeler olarak değerlendirmek çok da doğru olmayacak. Dolayısıyla bunları hem üretilen sosyal siyasal politikaların ürünü, yoksullaştırılan halkın yine iktidarlara yaslanarak, iktidarlar adına suç işleyerek toplumu bir şekilde terbiye eden örgütlenmeler, diğer taraftan şeffaf olmayan, demokratik olmayan, kendi problemlerini iş dinamikleriyle çözme yöntemi benimsemeyen devletlerin, iktidarların toplumu baskı altına alma, kontrol etme ve gençleri bir şekilde suç üreten aygıtlarla bütünleştirerek siyasal sürece etkin bir biçimde katılmalarını engelleyen siyasal oluşumlar olarak değerlendirmek mümkün. Dolayısıyla biz çetelerin hakim olmak istediği ekonomik, iktisadi, sosyal alanları, siyasal alanları iktidarlardan bağımsız biçimde değerlendiremeyiz. Çetelerin çok fazla gönül olduğu, çok fazla özendirildiği, çeteler üzerinden topluma siyasal mesajların çok fazla verildiği ve devleti yöneten iktidarın önemli öznelerinin çetelerle bol bol fotoğrafların afişe edildiği garip bir süreci yaşıyoruz. Çetelere tarihsel bir takım misyonların yüklendiği açık. Çetelerin tarihsel misyonu zaten var. Çeteleri belli tarihsel misyonun dışında tarif etmek de çok mümkün değil. Yani örneğin gençlere toz pembe bir üst sınıf tahayyülü yaratarak onların mevcut demokratik olmayan yöntemlerle toplumda saygınlık kazanabilecekleri, sınıf atlayabilecekleri, rahat yaşayabilecekleri, itibar görebilecekleri izlenimin verilmesi de siyasal bir duruştur. Toplumu kontrol etmenin, gençleri suça teşvik etmenin, suçla toplumu kontrol etmenin ve oluşturulan bu kültürle biat dediğimiz, itaat eden ve dolayısıyla devletin göz yumduğu bu çeteler vasıtasıyla itaatin aslında bir toplumsal yaşam biçimi olarak şekillendirildiği organizasyonlar. Yani bu açıdan baktığınızda devletin elbette böyle bir misyonu söz konusu olabilir. Güvenliği sağlayamadığı, itirazların geliştiği, toplumsal, siyasal meselelerin demokratik yöntemlerle çözülmesi noktasında ısrarcı olan ve yine geliştirdikleri halk hareketleriyle yönetime katılmak isteyen kesimleri bertaraf etmek için kullanılabileceklerini hesaplamak gerekiyor. Yani örneğin Latin Amerika'da kontur gerilla hareketlerinin muhtevası bu temeldedir. Bizim ülkemizde de belli toplumsal duyarlılıkları, yine belli toplumsal duyarlılıklara sahip olan diğer güçlerle terbiye etme yöntemi bir devlet geleneğidir. Biz Milli Talebe Birliklerini, ülke ocaklarının bu konudaki misyonlarını görmezlikten gelemeyiz. Bu misyonu günümüzde siyasallaşan çete gruplarına devrettiklerini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Sosyal medyada herkes takip etmiştir, takip ediyordur. Belli bir siyasal hareketin işaretini yaparak, yine iktidarın İçişleri Bakanı'yla, dönemin İçişleri Bakanı'yla çeşitli resimler çekerek aslında devlet ideolojisine sahip olduklarını, devleti korumak maksadıyla siyaset ürettiklerini, bir tampon görevi gördüklerini, varoluşlarının devletin selameti, bekası açısından son derece önemli olduğu izlenimini yaratan güçler bunlar. Şu anda yurt dışına yaşayan bir çete liderinin bu ülkenin özgün aydınlarına oluk oluk kanlarını akıtacağız mesajlarının medyada ne kadar popülerlik kazandığını, toplumda nasıl kabul gördüğünü, siyasal hareketlerin bu tür çıkışları bastırmaktan ziyade
Bu tür çıkışlara sahip olan bu tür gruplardan nasıl yararlandıklarını, beslendiklerini biz gördük, hepimiz gördük. Bu çeteleri kendi istikbali için kullanan sağ siyasal iktidarlar bu çetelerden beslenmeye devam edecek.